sevgili seyirciler, Kepsut Belediye Başkanımız ve bir kez daha belediye başkanlığına aday başkanımız, başarılı, aktif, genç ve gerçekten de hizmete, Kepsut'a sevdalı bir başkanımız İsmail Can Kulbay ile beraberiz. Bakalım bir değerlendireceğiz. Bir fuar geçiriyorlar. Bir seçim öncesindeler. Neler oluyor Kepsut'ta? Bunun da bilgilerini alalım. Efendim öncelikle sizi tanıyalım. Biz tanıyoruz ama bir kez daha ekranlardan aktaralım. Evet, ben İsmail Can Kul. Kepsut Belediye Başkanıyım. 5 seneden beri bu görevi, ilçemin insanlarına, güzel insanlarına hizmetkarlık görevini 5 yıldır yürütmekteyim. Evet, genel merkezimiz, genel başkanım bizlere güvenle tekrar bizlere aday gösterdiler. İnşallah bu 5 yıl içinde tekrar sevgili hemşehrilerimize görev vermesi üzere tekrar onlara hizmetkarlık görevimize devam edeceğiz inşallah. Yani güzel şeyler bekleyecek. Efendim bir fuar, öncelikle bir fuar değerlendirirsek neler söylersiniz buna dair? Evet, Balıkesir'de 5.'si yapılan ama ilçemizde 2.'sini düzenlediğimiz Balıkesir Tarım Fuarı gerçekten biz ilçemizde yapılmasının onurunu, şerefini taşıyoruz. İşte Perşembe günü açılışını yaptık. İşte Sayın Valim geldi, komşu kaymakamlarımız geldi, belediye başkanlarımız geldi, milletvekillerimiz geldi. Hep beraber fuarımızın açılışını yaptık. Bugün 3. günü, yarın akşam sona erecek ama gerçekten çok kalabalık, yoğun misafirleri ağırlıyoruz. Bugün Kepsut'un içinde ben şöyle bir dolaştım. Müthiş bir kalabalık. Herkes işte ülkenin değişik illerinden gelen hem misafirlerimiz hem ilçemizi geziyorlar, hem alışveriş yapıyorlar, hem fuarı geziyorlar, değerlendiriyorlar. Gerçekten tarım fuarı Kepsut'a çok şeyler kattı. Yani çok güzel şeyler kattı. Ve gerçekten Kepsut'umuz bir hareketli bir dönem geçiriyor yine. Yani biz aslında bunları hiç bırakmadık. Bakın bu tür aktiviteleri, işte eskiden panayır yoktu, panayırı getirdik. İşte fuarı Kepsut'a taşıdık. Yine sosyal etkinlikleri yıl içine hemen hemen her ay olacak şekilde yayıyoruz. Ve Kepsut her ay ayrı bir aktivite, etkinlikle gerçekten hareketli bir 5 yıl geçirdi. Bundan sonra da inşallah aynı süreçte bu hızla devam edeceğiz. Halk da kabullendi artık. Yani istiyor halk. Bu etkinliklerin sürekliliğini istiyor sizden. Evet. Zaten şimdiden söylüyorlar işte. Diyorlar ki ya başkanım Allah aşkına öbür ayda bakalım Nihat Hatipoğlu hocayı getir. İşte yazın ben şey yapıyorum. Gençler arasında anket yapıyoruz. Diyoruz ki ya bakın bizim Kepsut'ta sahne aldırabileceğimiz, bak çok popüler sanatçılar falan da istemeyin ha diyorum. Çok para da ödeyemeyiz. Ama Kepsut'ta sahne aldırabileceğimiz sanatçıların içinden hangisini istiyorsanız onu getirelim diyorum. Bir anket yapıyoruz ve o ankette çıkan sanatçıyı gerçekten de getiriyoruz buraya. İşte o kültür ve sanat süt festivalimizle birlikte. İşte arkasından zaten güz panayırını yapıyoruz. Yine işte yağlı güreşlerimiz var bizim her yıl düzenlediğimiz yağlı güreşlerimizi yapıyoruz. Ve işte bu aylar içine de seminerler koyuyoruz, yine konserler koyuyoruz. İşte bu tür hoca efendileri getiriyoruz, yine etkinlikler. Ramazan boyunca hiç bitirmiyoruz etkinliklerimizi. Hatta geçen yıl köylere de yaydık Ramazan etkinliklerini, Ramazan programlarını. Ve 13 tane de köyümüzde program yaptık. Ve gerçekten çok ilgi gösterdiler, çok beğendiler ve bunu dediler her yıl istiyoruz. Biz onu artık sadece Ramazan'dan Ramazan'a değil, işte burada merkezde yapmış olduğumuz etkinlikleri merkez köylerimize taşıyacağız ve çevresindeki diğer mahallelerimizi oraya toplayıp onlara aynı merkezdeki gibi sürekli etkinlikler yapacağız. Şimdi sevgili seyirciler, seçim öncesindeyiz. Ve birazdan ekranlarınızda seçim atmosferini, mitinglerin burada nasıl geçtiğini aktaracağız. Ve başkanımıza da onun ardından soracağız. Evet, seçim öncesinde buranın siyasi nabzı nasıl gidiyor? Yeniden Türkiye'm, yeniden Türkiye'm, daha güçlü yeniden. Yeniden, yeniden Türkiye'm, yeniden, yeniden, yeniden.
başkanım. Çok hareketli. Evet, siz de izlediniz evvelsi gün iki tane köy mitingimizi, bir merkezde bir de yeni bize mahalle olan bir köydeki mitinglerimizi izlediniz. Yani başbakanımız dün Balıkesir'deydi, gerçekten çok coşkulu karşılandı, çok kalabalık karşılandı. İlk kez bakın ben başbakanımız, ben 2001 yılında partinin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladım AK Parti siyasete. O günden bugüne başbakanımız 8 defa Balıkesir'de miting yaptı ama en kalabalığı buydu. En muhteşemi buydu. Tabii bunun birçok altyapısı var. Bunun neden bu kadar kalabalık olduğuyla ilgili bazı argümanlar var. Gerçekten bizim sevgili Balıkesirliler bu davaya inanmışlar ve safları sık tutuyorlar artık ve daha da kenetlendiler. Bunu dün gösterdiler. İşte bizim mitinglerimiz de öyle. Yani o Balıkesir mitingi kadar coşkulu geçiyor, heyecanlı geçiyor. Gerçekten işte hem merkezde mahallelerimize yapıyoruz, hem yeni bize mahalle olarak katılan köylerimize yapıyoruz. Gerçekten çok coşkulu. İşte en son Eşeler mahallemize beraber gitmiştik. Eşeler mahallemizde, köyde çocuğundan kadınına, erkeğine kimse evinde değildi. Herkes meydandaydı ve bize gerçekten coşkulu bir gece yaşattılar. Bize sahiplendiler. İşte bizim bunun bir nedeni var. Yani biz, ben ilçe başkanlığından geliyorum. 7 yıl belediye başkanlığı önce ilçe başkanlığı yaptım. Bu dönem zarfı içinde hiç köylerimizden ayrı durmadım. Onları ayrı tutmadım. Kepsut'u bir bütün olarak kabul ettim. Belediye başkanı döneminde de. Yani ben hep onların da hizmetinde oldum. Sadece merkezin değil, onların da talepleri doğrultusunda hep onlara da hizmet götürmeye çalıştım. Ondan dolayı da işte o insanlarımız bize sahip çıkıyor şimdi artık. Gittik mi bizi coşkuyla karşılıyorlar, bağırlarına basıyorlar ve biz inanıyoruz ki bu seçimlerde Türkiye rekoru kıracağız. Yani buna inanıyoruz. Gerçekten çok önemli bir şahsiyet ve her şeyden önce de güzel bir kişiliğe de sahipsiniz. Çok seviliyorsunuz. Benimsiyorlar size artık ki bunu da hep görüyoruz. İkinci, bu bizim üçüncü gelişimiz çünkü Kepsut'a. Peki önümüz açık mıdır? Bundan sonra neler olacaktır? Seçim öncesi ve seçim sonrası. Tabii yani biz seçimden sonra hiç bıraktık da başlama gibi değil. Aynen devam edeceğiz hızlı bir şekilde. Bu sefer daha da iş büyüdü tabii. 63 tane yeni mahallemiz oluştu. Bu 63 tane yeni mahallemize de hızlı bir şekilde hizmet götürmek için projelerimizi hazırladık. Neyi nasıl yapacağımızın her şeyi belli bizim. Her şeyi hazırladık. Hangi gün, nasıl başlayacağız? Hepsi belli. Hangi köye ne yapacağız? O da belli. Hiç sıkıntımız yok. Hemen biz bismillah 1 Nisan günü onlara hemen hizmeti akıtmaya başlayacağız. Çünkü yasa 1 Nisan günü yürürlüğe giriyor. Biz o yasayla, büyükşehir yasasıyla aynı anda hizmet vermeye başlayacağız. Ve onlar işte bugüne kadar yaşamadıkları belediyecilik hizmetine kavuşmuş olacaklar. Bir, onların ayakları artık çamura basmayacak. Onların içtikleri su aynı şehirde bizim onlara, bizim insanımıza nasıl arıtılmış su veriyorsak onlara da aynısı verilecek. Artık onların atıkları arıtılmadan doğaya salınmayacak. Artık şehirde ne varsa, işte bu güzel ilçemizde neler yaptıysak yeni 63 mahallemizde aynısını taşıyacağız. Onlara da düğün salonları, cemiyet salonları, aşevleri, hepsini onlara da kazandıracağız. Ve onlar da artık şehirli gibi yaşayacaklar. Çünkü artık kağıt üzerinde kalmayacak onların şehrin mahallesi oldukları. Artık onlar şehrin bir parçası olarak şehirli gibi yaşamaya başlayacaklar. Kentsel dönüşüm projeleri var mıdır başkanım? Tabii şimdi bizde küçük köylerimiz de var. Çok küçük köylerimiz de var. Biz herkesin doğduğu, büyüdüğü yerde yaşaması taraftarıyız. Yani onları bir araya falan toplayalım gibi öyle bir derdimiz falan yok. Biz onların olduğu yere her türlü hizmeti götüreceğiz. Yani hiç onda bir sıkıntımız da yok. Ama şöyle bir şey yapacağız. Köylerimizde, bak biz köylerimize gidiyoruz diyorlar ki artık biz şu hayvan pisliğine bir arada durmak istemiyoruz. Hayvanlarla iç içe yaşamak istemiyoruz. Bunlara bir proje dahilinde bunları köyün biraz dışında hazine arazisi, mera veya köy tüzakçısına ait olan arazilerde bunlara bir barınaklar yapılsın. Toplu bakım üniteleri yapılsın ve oralarda bakalım. Artık bizim evlerimizin, kendi barınaklarımızın yanı başında olsun istemiyoruz.
Artık biz de şehirli gibi olacaksak böyle olmak istiyoruz diyorlar. Ve onlarla ilgili tabii bakın artık Tarım Bakanlığı'nın bütün hizmetleri büyükşehir aracılığıyla yapılacak. İşte büyükşehir aracılığıyla bunu talep eden tüm yeni mahallelerimizde ama bireysel damlar ama toplu bakım üniteleri yapılacak ve onlar artık işte hayvanlarını toplu bir yere de bakılacak. Hatta herkes oraya gidip de işte her haneden 2 kişi 3 kişi kendi hayvanına bakmak zorunda kalmayacak. Ne yapacaklar? Oraya o hayvanlara bakacak çalışan birileri tutulacak. Kendileri diğer işlerine, işte arazisinde, tarımında veya varsa başka bir işinde. Bizim çünkü ilçemiz biraz da madencilik şehir, işte madenlerimiz var. Orada çalışanlar var. Diğer işlerine bakacak. Orada hayvanlara, orada bakıcılar, tutulmuş olan bakıcılara bakacak. Hem ekonomik olacak, daha tasarruflu olacak. Onların girdileri azalacak. Çünkü 10 tane ineğe bir hanede 3-4 kişi var. 3-4'ü de gidiyor çalışıyor. Ondan işte ne olacak? 2 kişi bütün köyün, o mahallenin büyükbaş hayvanına 2 kişi veya 3 kişi bakmış olacak. Bu zaten bir yürürlükte vardı ve bazı bölgelerde uygulanmaya başlamıştı. Artık bunu Balıkesir ve Kepsut ve civarı ilçelerde kabullenmiş, uygulamış olacaklar. Evet. Peki efendim seçmenlerimize neler söyleriz son olarak? Evet, bazı tabii sorularla karşılaşıyoruz. Ya bu büyükşehir yasası işte bize, çünkü şöyle muhalefet partilerinin adayları enteresan bir şekilde gidiyorlar köylerde sadece büyükşehir yasasını kötüleyerek geziyorlar. Yani nasıl meclisten geçerken sıkıntı yaşandıysa bununla ilgili burada o şekilde, yani insanlara tedirgin edecek, onları karamsarlığa sürükleyecek şeyler anlatıyorlar. Ve diyorlar ki ya işte bak damlarınızı başınıza yıkacaklar, sizden emlak parası alacaklar, sizden işte atık su bedeli alacaklar, siz yandınız, mahvoldunuz, kül oldunuz, işte inşaat harcı ödeyeceksiniz diye gibi şeyler söylüyorlar. Yani bakın yasa çok açık. Ve biz bunları geçen yıl daha büyükşehir yasası çıkar çıkmaz köylere çıktık. Ve dedik ki bakın bu büyükşehir yasası size neler getiriyor. Sizi ilgilendiren maddeleri şunlar şunlar şunlardır. Bak biz size bunları anlatmaya geldik dedik. Anlattık. Onun için Allah'tan hemşerilerimiz bilinçli. Bilinçli olduğu için çok itibar etmiyorlar ama sıkıntı. Bakın bu büyükşehir yasası tamamen insana hizmete odaklı bir yasa. Tamamen insana hizmetkarlık yapacak bir yasa. Ve bu seçilecek belediye başkanları bu yasayla mecburen çalışmak zorunda, onlara hizmet etmek zorunda ve onlar da standardı yüksek şekilde yaşamaya başlayacaklar. Kaygısı olanlar o zaman diyoruz ki öncelikle şuna inanacaklar. Hani biz köydük, mahalleye döndük, ne olacak? Hiçbir şekilde kaygı yok. Yok kaygı. Daha güzel hizmet gelecek. Çok daha güzel hizmetler gelecek. Bakın onlar köyken kullanmış oldukları bütün haklardan faydalanmak üzere mahalleye dönüştürdükleri için köyken işte meralardan, kışlaklardan, yaylalardan aynen faydalanıyor. Orman köyü ise orman köyüken faydalanmış olduğu imkanlardan faydalanmaya devam edecekler. Onun için hiç tereddütleri olmasın. Hatta su bedeli şu andaki ödedikleri tarifenin 1/4'ünü ödeyecekler. Yani 1 lira ödüyorlarsa 25 kuruş ödeyecekler. Emlak vergisi alınmayacak 5 yıl boyunca onlardan. Tabii imar ile harçlar da oralarda imar planlaması yapılmadan zaten alamıyoruz. İşte bunu bir türlü biz anlatıyoruz tabii gittiğimiz yerlerde ama işte muhalefet ve bunun karşını oy istiyorlar. Yani diyorlar ki bu yasa sizin başınıza bela getiriyor ama biz bize verin oylarınızı. Biz ne olacak, size verirsek ne olacak dediği zaman hemşehrim ya işte biz daha iyi bakalım ama siz kötülüyorsunuz, kötülük yapacağınızı söylüyorsunuz, kötülük yaparak ama öbürküler geliyor bak bu size hizmet edeceğiz bu yasayla diyor, siz kötülük yapacak diyor. Demek ki sizin niyetiniz iyi değil diyorlar, siz kötülük yapmaya geliyorsunuz bize diyorlar ve onun için de onlara oy falan da vermeyecekler. Biz Allah'ın izniyle ilçemizde Türkiye'deki en yüksek oy oranıyla inşallah bu Kepsut Belediyesi'nin hizmetkarlık görevini bize verecekler diyoruz hemşehrilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık sizlerde. Teşekkür ediyorum. Daha refah ve daha gelişmiş bir Kepsut için yanınız, önünüz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler olsun efendim. Kepsut'un çarşısında Balıkesir.
karşısında, Balıkesir karşısında. Benim bir sevdiğim var dağların arkasında, şu dağların arkasında. Evet sevgili seyirciler, soğuk ve yağmurlu bir Şubat gününde biz Kepsut'ta tarım fuarındaydık. Ve tarım fuarında birçok güzel ekranlarınıza taşıdığımız gibi bir de güzel aileyi göstermek istedik size. Karı koca hakikaten Kepsut'ta güzel çalışmalar gösteriyorlar. Bir ufak lokanta işletiyorlar ve bununla beraber de aslında hizmet verme amacını da güdüyorlar. Önce bir ablamıza soracağız çünkü kendisi işletme sahibi. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Gülseren. Lokantacıyız. Eşimle beraber dükkan çalıştırıyoruz. Eşime destek, halkımıza hizmet vermek için buradayız. Kepsut'umuz vefalı yurt. Küçük şirin bir kasabadır. Doğma büyüme buralıyım kendim. 43 yaşındayım. 43 seneden beri bu Kepsut'u bilirim. Yani herkes birbirini tanır burada. Şirin bir kasabadır. Ne bileyim, tarım fuarımız da geldi. İyi oldu. Dışarıdan geliyor insanlar. Tarım fuarı. Evet, bayağı kalabalık oldu. Çok güzel oldu. 2 yıldan beri devam ediyor. Daha da olacağı söyleniyor. Memnunuz yani. Çok güzel. Evet. Fuarın burada oluyor olması size aslında güzel bir artı da kattı. Evet, evet. Maddi, manevi her destek kazandık burada. Hem Kepsut'umuzu tanıtmış olduk tarım fuarı aracıyla. Şimdi ben az önce ablaya şeyi soruyordum. Böyle hani eski adetleriniz var mı diye. Ben de bu yaşıma geldim dedi. Yani pek değişen bir şey yok ama eskilerden de kalan bir şey yok. Evet. Yani nasıl anlatayım, düğünlerimiz, derneklerimiz normal böyle cuma günü başlar, pazar günü biter gelin düğünleri, sünnet şölenleri olur, çorbalarımız, yemeklerimiz, pilavlarımız, keşke kele bilakis düğünlerde, sünnet düğünlerinde, gelin düğünlerinde hepsinde olur. Yani işte elimizden biraz geldik. Biraz daha yöreseller köylerde kaldı. Evet, biraz daha köylerde, biraz daha köylerde yani. Peki yeni nesil biliyor mu bizim kültürümüz nedir? Aslında Kepsut'un örfü, adeti nedir? Geleneği, göreneği nedir? Şimdi yeni nesil şöyle bir şey. Bizim yaşadığımızı, yaptığımız adetleri, yöresel her şeyi çocuklarımız da gördüğü için, birebir yaşandığı için biliyorlar yani. Şu an 7 yaşındaki çocuğa da sorsan, 17 yaşındaki çocuğa da sorsan bilgi verebilir size Kepsut'la ilgili. İşte Kepsut da özünü bozmayan, bu kültüre yani, sahip çıkan yani şehirlerden bir tanesi. Evet, sanki geniş bir aile gibi düşünün Kepsut'u. Evet. Genelde herkes birbirini tanır, birbirini sayar, sever. Öyle bir çelişkili durumu da yoktur. Tarla, bağ, bahçe bir şey var mı? Var, var. Hayvancılıkla, tarımcılıkla geçiniyoruz. Burada geçim kaynağımız yani birçok ailenin öyle. Şimdi efendim, beyefendiye de soracağız. Kendisi muhtar adayım ve hizmete gönüllü bir aday. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Hakkıöz. Balıkesir'in Bigatç ilçesinden, Esenli köyünden buraya geldim. Küçük bir işletme sahibiyiz. Eşimle beraber mutlu bir işimiz var. Devam ediyoruz. Yani şimdi Bigatç aslında güzel bir yer. Evet. Ama ya Kepsut da... Kepsut daha güzel. Kepsut daha güzel benim için. Halk için Kepsut daha güzel. Evet. Yani burası güzel bir şehir. Hoşuma gitti. Neler olacak peki muhtar olduktan sonra yani neler yapmak istiyorsunuz? Muhtar olduğumuz zaman eğer nasip olur da muhtar olursak şu camimizin etrafı dökük. Çok perişan durumda. İlk işimiz bu caminin etrafını abdest almak için sıcak suyundan şeyinden ilk hizmetimiz bu olacak. Ay, evet. Ondan sonra elimizden geldiği kadar yaşlılara hizmet etmek. Evet. Yani bütün vatandaşa, evet, yani bütün vatandaşımıza, büyükten küçüğüne hepsine hizmet etmek için koşturacağız yani. Sevgili seyirciler, şimdi muhtarlık olsun, belediye başkanlığı olsun, hizmet başkanlığıdır ve hizmete sevdalı insanlara da yakışır bu hizmet görevi. Çünkü kendi şehirlerine ve kendi halkına hizmet edeceklerdir. Siz buna ben gönüllüyüm, evet, bunu da gönüllüyüm, ben varım diyorsunuz. Varım, bu yarışta ben gönüllüyüm, varım. Elimden geldiği kadar tüm hizmeti yapacağız yani. Çaresi yok yani. Hizmette sınır tanımayacağız. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna gelirken gördüğünüz gibi sıcacık çaylarımızla beraber sizlere veda ediyoruz. Yanımızda belediye meclis üyemiz, belediye personelimiz, basın yayın sorumlusu, yine belediye meclis üyemiz ve bir arkadaşımız var. Kendisi hizmetli belediyenin
Ve kendilerine soracağız bakalım son kapanışımızda bizlere neler söyleyecekler Kevsu'da dair ve önümüzdeki gelecek seçime dair ve bundan sonra olacaklara dair. Efendim neler söyleyeceksiniz? Eşeler Köyü'ne geldik biz. Çok da güzel bir miting de vardı orada. Yani halkın coşkusu çok güzeldi. Bayanlar öncelikle çok güzellerdi. Buna dair neler söylersiniz? Önce beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarla beraber, ekip arkadaşlarla beraber çok güzel bir emeğin karşılığıydı. Evet. Takdir sizin. Evet. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah bir dahakine İsmail Can Kul Başkanımızın tekrar gelişinde bunun daha da güzelini yapmayı düşünüyoruz. Evet. Milletin teveccühü, AK Parti'ye gerçekten çok büyük gönül veren kişiler var. Evet. Bir de fedakar insanlar bunun arkasında durunca, çalışınca gördüğünüz gibi her şey gerçekten çok güzel oluyor. Bizim de gözlerimiz yaşardı. Evet. Hakikaten yaşayanlar da söylüyorlar. 40 yıldır böyle bir şey görmedik diyorlar. Evet. Biz bunu yaptık. Biz derken tüm ekip arkadaşlarım ve işte AK Parti'ye gönül verenler. Evet. Biz bu işi çok seviyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu seçimlerde her şeyin en iyini, en güzelini yapmaya gayret ediyoruz zaten. Evet. Başaracağımıza da inanıyorum. Efendim sizler neler söyleyeceksiniz? Bu sıcak takibin en yakında olan insansınız siz ve birebir gözlemleyensiniz de. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tamamen gönül yolu. Gönülle yapılan işler bunların hepsi. Dediği gibi Halil abimizin, biz inandık da çıktık bu yola. Daha öncesi de var tabii. Yeni değiliz başlayanlarda. Özellikle başkanımız Kepsut için konuşursak, başkanımızla biz uzun süredir yapacağım dediklerinin kat kat fazlasıyla bu şehrimize hizmet etti. Dolayısıyla bu bir gönül davası. Yapabildiğimizin ya da elimizden gelenin daha fazlasıyla arkasında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Halkımız zaten en az bizim kadar, bizden daha fazla sevgiyi, saygı gösteriyor başkanımıza. Dolayısıyla bu bir anlatım. Yani kendimizi ifade ettik. Artık seçimlerde halk bunun farkında. Yaşayabileceğimiz en güzel modern bir şehir için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz başkanım. Aslında siz belediye olarak sadece seçim zamanı değil, değil mi? Tabii. Yani ondan öncesinde de sık sık köylere gidip onları ziyaret eden, onları dinleyen, yani etkinliklerde de onlarla bir araya gelen bir belediyesiniz. Evet. Bu konuda bir ayrıcalığınız da var zaten. Daha öncesi var, evet. Daha öncesi başkanımız hizmete geldiğinden bu yana, Kepsut'ta belediye başkanı seçildiğinden bu yana hemen hemen her köyümüzün defalarca ziyaret ettik. Yani sadece etkinlik değil, sosyal etkinlikler değil, ihtiyacı olanların, yardıma ihtiyacı olanları, biliyorsunuz ki bu büyükşehir yasasıyla beraber gelen, bu şimdi daha önce gidemediğimiz köylere, biz yine de elimizden geldiği kadar başkanımız büyük mücadele gösterdi. Oradaki insanlarımızla kucaklaştı sürekli, sevgi elimiz başkanımızın sözüyle, onlarla buluştu. Elinden geldiği kadar hizmeti yine taşıdı oralara. Daha öncesinde dediğiniz gibi sosyal etkinlikler, köylerimizde Ramazan şenlikleri falan eksik etmedi. Daha önceden hazırdı başkanımız. Zaten gönül koymuştu bu işe. Ben bu şehrimi 63 mahallesiyle birlikte kabul ediyorum demişti zaten. Yani sadece şehir merkezli bir başkanlık yapmamıştı zaten. Ben Eşeler Köyü Mahallesi'nin şimdi mahalleye dönüşen köy temsilcisiyim 12 yıldan bu yana. Çok mutluyum. Bu partiye güvendim, inandım. Ekiplere güvendim, inandım. Kurulduğu günden beri hizmetkarıyım. Hala daha hizmetkar olmaya devam edeceğim. Başkanımla çalışmak gerçekten güzel bir şey. Çok hoşnut. Daima millet, daima hizmet sloganına tam uyan bir başkanla çalışıyoruz. İşte bin gölet, bin projeler, yollar, köprüler, fabrikalar. Yani insanı gerçekten sanki bir rüyadaymış gibi hissediyor insan kendini ama yaptıklarını da gördükçe rüya değilmiş, ha gerçekten de gerçekmiş diyebiliyoruz. Çok mutluyum, gerçekten çok gururluyum. Halen daha köylerimizi geziyoruz. Köylerimizde gerçekten sevgi çok. Çok bize sevgi var. Herkes bize inanmış, güvenmiş. Gerçekten biz de onları bu sevgiyle, bu güvenle gördükçe biz artık bugün bak 3 tane köyden, mahalleden çıktık. Yeniden gene gideceğiz.
Neden? Bu insanların işte bize olduğu güvenden dolayı yani. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok teşekkür ederim. Onun için diyoruz ya, daima millet, daima hizmet. Burada şoför esnafıyım. Evet. Kepsut artık kabuğunu kırdı diyorum. Kimse durduramaz diyorum. Yaşa. Kısa ve öz en güzelini söyledi. Evet sevgili seyirciler. Az önce ezanlarla beraber herkesin gönlündekini Allah avuçlarına düşürsün diyoruz. Ve bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.